Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yine ayda bir defa yaptığımız serideyiz. Yani Instagram'dan ithal ayakkabı alıyoruz, inceliyoruz, kargo açımını yapıyoruz. Bakalım nasılmış diyoruz. Özellikle sizlerden çok istek geliyor bu tarz videolar için. Zaten gayet de iyi izleniyor. Teşekkür ediyorum bunun için de. Normal mağazalardan alamayan arkadaşlarımız için farklı bir tercih, farklı bir seçenek sunmuş oluyoruz. Eğer bu tarz içerikleri beğenmiyorsanız yine kanalımda bulunan yüzlerce farklı ayakkabının incelemesi, kutu açımını veya video izleyebilirsiniz. Keyif sizin, tercih sizin. Fazla uzatmadan şimdi ayakkabımızı açmaya geçelim. Ya önemli olan kesinlikle satıcıya güvenmek bu aşamada. Bu arada aldığım satıcının linkini aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Girip siz de aynısını alabilir veya farklı ayakkabılarına bakabilirsiniz. Ama benim tercih ettiğim ve seçtiğim ayakkabı bu. Bu ayakkabı bu şekilde gelecek arkadaşlar. Farklı türlü gelmeyecek. Açalım bakalım ayakkabımız nasıl gelmiş. Ben bilerek daha büyük kutuda istiyorum ki bu şekilde ayakkabılar ezilmemiş oluyor. Diğer türlü daha dar kutularda biraz da olsa ayakkabılar ezilebiliyor çünkü. Şöyle açalım ve bakalım ayakkabımız nasıl geliyor. İlk görüntü olarak gayet güzel duruyor değil mi? Evet. Raygun's rengi Kyrie 7. Çok okkalı ve çok büyük durmuyor mu? Bayağı büyük duruyormuş. Evet. Ama gerçekten görünüş olarak hoşuma gittiğini söylemem lazım. Biraz fazla büyük gibi geldi sadece. Biraz da şu anda elimde tuttuğum için ağır gibi hissediyorum. Şöyle ikisini de çıkartayım. Şuraya bak. Evet. Bu kadar yüksek miydi Kyrie'de? Yani bu kadar yüksek değil. Tabii ki farklılıklar olabilir ithal ayakkabı olduğu için. Evet bir bakalım ya, çok ilginç. Oo bayağı büyükmüş ya sanki ha. Bot gibi. Evet. Bot gibi bayağı büyük geldi. Görüntü olarak çok güzel geldi gözüm arkadaşlar. Çok temiz ve iyi bir yapısı var. Ne diyorsun? Değil mi? Sağlam canavar gibi ya. Altına şöyle bir bakalım. Altındaki plastikler de sert, sağlam. Yani bir farklılık gözüme çarpmadı. Kyrie logosu 45 yazıyor. Görüyorsunuz arkada. Hemen şöyle arkasını çevireyim. Yine his legacy is going, bu işte Kobe'ye yazılan cümle var. Yani gerçekten birebir ya. Çok sağlam ve güzel duruyor. Yanındaki şurada zoom işaretleri, işte zoom tabakasını gösteriyor, zoom turbo. Üstünde kullanılan bu örgülü materyali falan gayet güzel. Tabii ki bunun hissi önemli. Ayakta nasıl duracak? Fakat 45 numara bir tık daha büyük. Bu ithal ayakkabıların arkadaşlar size'ları yarım numara neredeyse büyük oluyor gibi düşünebilirsiniz. Yani normali 45,5 gibi düşünebilirsin bu 45 ama bir tık daha büyük, daha kalın oluyor. Tabii ki ayağımıza giyip bakacağız. İçinden şu kartonlarını çıkartalım. Bayağı kaliteli duruyor. Kaliteli duruyor, güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Raygun's renginde, Raygun's rengi diye hatırlıyorum. Şimdi söylüyorum ama belki de o değildir. Bazen oluyor, isimleri karıştırabiliyorsun. Evet güzel duruyor. Şöyle hemen içini göstereyim. Hoş, ne diyorsun? Her şeyiyle birebir. Arkasındaki şu logoya bakar mısın? Tatlı ya, her şeyle tatlı. Dilindeki ben Kyrie. Ben logosunu beğenmedim arkasındaki. Dilindeki Kyrie logosuyla. Gayet güzel. Biliyorsunuz incelemesi ve kutu açımı vardı zaten. Fakat Instagram'dan alındığı zaman, ithal alındığı zaman nasıl geliyor? Neye benziyor? Onu görmek açısından bence gayet güzel oldu. Ayağımıza deneyip hissini görelim. Fiyat olarak da tabii ki bunlar avantaj sağlamış oluyor birçok arkadaşım. Hani gidip mağazalardan almakta zorluk çekebiliyor veya indirim kovalamayı istemeyebiliyor. O açıdan sizin istekleriniz ve gerçekten de tercih ediliyor. Instagram'dan çoğu insan ayakkabı alıyor. Ama alırken de tedirgin olabiliyor. Nedir ne değildir, neye benzer, nasıl gelir, acaba alırsam istediğim ayakkabı gelir mi gibi. Yani o açıdan gönlünüz rahat olsun, bu ayakkabı bu şekilde gelecek. Dili biraz bana kırık kırık geldi. Genelde dillerde bana pofidik geldi. Yani diğer hani mağazadan alınanla bayağı bir farklı bu dilleri. Dil yapıları genelde kendilerini ele veriyor maalesef. Şurada biraz kırılmış oluyor. Onun dışında ama yani görüntüsünde dıştan bakıldığı zaman özellikle şu yanında sağlam bir görüntü var. Şuraları biraz daha farklı olmuş olabilir. Normalde bunlar daha sert, bir tık daha yumuşak bir plastik kullanılmış. Bağcıkları bembeyaz, farklı bağcıklar da üstünde kullanılabilir. Evet, genel manada büyük. Daha kalın bir çorap mı giyseydim diye şu an düşünüyorum. Ama hadi gel ayağımıza deneyelim. Ondan sonra hislerimizi paylaşıp çıkışımızı yaparız. Tamamdır. Bir de hatırlarsanız Kyrie 5 de almıştım. Ondan da bayağı memnun kalmıştım. Bakalım, yine aynı satıcıdan almıştım zaten o Kyrie 5'i de. Bakalım bundan öyle memnun kalacak mıyım? Onu merak ediyorum. Kyrie 5 gibi kaliteli ve iyi hissettirecek mi? Yok satmış zaten o Kyrie 5, biliyor musun? O kadar hani tercih edilmiş ki benim de çok hoşuma gitmişti. Bu da görüntü olarak en az Kyrie 5 kadar güzel ve iyi duruyor. Bir de hissiyatına bakalım. O zaman bakalım Kyrie 5 gibi mi değil mi karar veririz. Evet. Bakalım nasıl
dediğim gibi bence biraz büyük gelecek. Normalde böyle Kaybe, biraz şeylere Kaybe benzettim ben. Bu Air Max 720'lere falan benzettim duruş olarak, yükseklik Allah olarak. Allah. Nasıl böyle bir şey benzettin, şaşırdım şu anda. Evet, biraz büyük arkadaşlar. Ayağım içeride biraz kayboldu maalesef. Normalde Kyrie'nin evet, Kyrie'nin kalıbı yani 44 alabilirdim. Bunda 45 değil de 44 alsaydım çok daha iyi olacak. Çünkü hem yanlarda hem de önde büyük boşluk oldu. Tüh, şu an üzüldüm biliyor musun? Yani 44 olsa çok daha iyi olurdu. Niye böyle oldu bilemiyorum. Aslında şöyle bir güzellik yapayım şimdi arkadaşlar sizlere. Yani 44'ünü tekrar almak yerine sizlere bir tanesini çekiliş yapayım. Ne dersin? Mantıklı olur mu? Olabilir. Biri de uzun süredir siz çekiliş istiyordunuz. Ben de bir türlü çekiliş yapmıyordum. Hani ya, aklımda da çok yoktu açıkçası çekiliş yapmak. Çünkü son çekiliş kazananları beni bir sinir etti maalesef. İşte yani böyle birkaç hoşuma gitmeyen şey oldu. Ondan sonra dedim ki ya çekiliş mi uğraşamam dedim. Evet. Büyük geldi arkadaşlar ya. Bakayım zoom tabak. Zoom tabakası da iyi. Oo. Çok yumuşak. Yani bunda bile böyle anlıyorsam 44 almalıydım kesinlikle. Yani bir numara, yarım numara bile değil. Bir numara. Bayağı alsaydım, büyük görünüyor. Yani zaten ayağımdan çıkacak gibi ya. Evet. Ama güzelmiş. Tabanı mabanı, yastıklaması, bir zıp zıplık hissi falan. Hoşuma gitti biliyor musun? Fena değil. Yani beklentimden daha iyi. Bayağı bir yumuşak köpük kullanılmış arkadaşlar burada. Bakın zaten elimle bastığım zaman da görüyorsunuz. Yani uzun süreli kullanımını tabii ki nasıl olur bilemiyorum. Yani bunu alıp böyle 2 yıl falan giymeyi düşünüyorsanız öyle şeyler düşünmeyin. Daha kısa süreli, hızlı kullanımları düşünebilirsiniz. Yani o kadar uzun süreli gideceğini düşünmüyorum. Biraz çünkü materyalleri yumuşak ve rahat. Yani rahatlık açısından güzel tabii ama uzun kullanım için pek de iyi olmayabilir. Şimdi şöyle yapacağım. Şu an karar verdim buna da. Aranızdan bir tane arkadaşıma çekilişle hediye edeceğim arkadaşlar bunu. Şu an 45'i ben kullanamayacağım. Sadece bunu açıp göstermek ve İşte kutudan böyle geliyor demek için yapıyorum bu videoyu. Şimdi ben bunu geri göndereceğim çünkü giyemeyeceğim. Geri göndermişken aranızdan bir tanesine hediye gitmesi bence daha güzel olacak. Bana 44 gelmesindense, çünkü yeni bir video yapmayı düşünmüyorum bununla alakalı. O zaman yapmanız gerekenler çok basit biliyorsunuz arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip ediyorsunuz ve aşağıya yorum yapıyorsunuz. Dilerseniz YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Zil işaretine basarsanız da zaten çok memnun olurum. Her yeni video attığım zaman da sizlere bildirim gelmiş olur. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu kadar. Instagram'dan takip ediyorsunuz. Bu videoya yorum yapıyorsunuz. Ha, yorum yaparken de Instagram linkinizi yazın ki ben kazananı Instagram'dan hani ulaşıp diyeceğim kazandın, adres bilgilerini falan alacağım. O şekilde arkadaşlar hayırlı olsun diyelim bir tane arkadaşımıza. Birçok kişi de işte ne zaman çekiliş, ne zaman çekiliş diyordu. İşte size çekiliş. Ya, bu ayakkabıdan olacak. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel ayakkabılarla yine yaparız sık sık. Ama hani şimdi karar verdim. Eğer büyük gelmeseydi çekiliş yapmayabilirdim. Büyük gelmesi de güzel olmuştur belki. Evet, bu şekilde bu videomuzu da sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayakkabı aldığınız zaman bu şekilde geliyor. Kyrie 7. Çok soruyordunuz. Abi Kyrie 7 gelmiş. Abi incele. Tabii şu an çok büyük olduğu için tam hissiyatı elde edemiyorum maalesef. Çok büyük geldi. Özellikle ön kısımdan. Bir numara sizler de eğer alacaksanız düşük almayı unutmayın. Normalde aynı ayakkabıdan var bende biliyorsunuz. 45 numara. Gayet ideal geliyor. Burada ise oldukça büyük geldi. Ama yastıklamasını bu şekilde anlayabildik. Yastıklaması oldukça güzel. Rahat bir yastıklaması var. Hatta daha zıp zıp, yani normal Kyrie 7'lerden bir tık daha zıp zıp hissettiriyor. Orada bu kadar rahat bir alt taban yok. Aranızdan birine de hayırlı olsun diyelim. Bazen hani aynı şeyler olmayabiliyor ama bazen dezavantajları var. Bazen de avantajları olabiliyor. Ben zaten bana sorsan Kyrie 7'yi daha rahat ve daha yumuşak isterim alt tabanı. Her zaman öyle. Hani daha kalın bir yastıklama isterim. Bu benim isteğim olur. Çünkü bana daha uygun olur. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, şanslı olan kazansın. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Guys bugünlük.